Değerli izleyicilerimiz merhaba. Bir İşimiz Sağlık programında tekrar karşınızdayız. İşimiz Sağlık'ta bugün çocukluk çağındaki akut lösemileri konuşacağız. Bize SMS ile ulaşmak isterseniz KonTV yazıp boşluk bırakıp mesajınızı yazarak 3969'a gönderebilirsiniz. Ayrıca Twitter hesabından da ulaşabilirsiniz. İşimiz Sağlık'ta bu programdaki konuklarım Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı öğretim üyeleri Profesör Doktor Ümran Çalışkan, Yardımcı Doçent Doktor Hüseyin Tokgöz ve Klinik Sorumlu Hemşiresi Derya Ünlü. Sayın hocalarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz hep aslında öğretim üyesi hocalarımızı ağırlamıştık. Ekip olarak buraya gelmişsiniz. Hemşirem de bizim ekibimize katıldığı için teşekkür ederiz o açıdan da. Ümran hocam programımıza başlarken kısaca bize bilim dalınızı tanıtmanızı rica edeceğim. Bilim dalımız 1983'ten beri hastanemiz kurulduktan sonra teşekkül edildi. Ben başlangıçtan beri varım, 82 yılının sonundan beri. Pediatrik hematoloji bilim dalımız da ben varım. Yardımcı doçent arkadaşım olarak Hüseyin var. İlave kadrolaşmaya da inşallah devam etmemiz gerekiyor. Çünkü hematoloji ilaveten onkoloji bölümü de birleştirildiği için ifade etmiş olayım. Çok geniş interlandı olan bir bilim dalı. Dolayısıyla kök hücre nakline kadar uzanan boyutları var. İnşallah ilerleyen zamanlarda yeni arkadaşlarla daha geniş bir aileyle hizmetlerimize devam etmek düşüncesindeyiz. Peki hocam size bugün akut lösemileri konuşacağız dedik ama pek çok hasta başvuruyordur mutlaka. En çok hangi belirtiler ya da hangi hastalar başvuruyor? Evet. Hematoloji bir benign hematoloji dediğimiz kanser olmayan kısmı içeren hematoloji vardır. Bir de malign yani kanser tarafı vardır. Kanser tarafını zaten bu konuda, bu oturumda konuşacağız. Lösemiler başta olmak üzere. Ama onun haricinde hematolojinin ilgilendiği benign hematoloji tarafı da vardır. Sizinle daha önce defalarca programlar yapmıştık. Talasemi gibi, Akdeniz anemisi gibi, hemofiller gibi, diğer anemiler, işte trombositopeniler, nötropeniler vesaire. Çok geniş sahası olan bir bilim dalı. Ama zannediyorum bugünkü konumuz daha çok malign taraftaki akut lösemiler tarafı olacak. Evet hocam, bugün konumuz öyle olacak dediniz. O yüzden ilk olarak sormak istediğim sorunun biri de tabii ki toplumda biliyorsunuz çok fazla biliniyor. Hani lösemi diye halk arasında konuşuluyor. Ama lösemi deyince aslında biz neyi anlamalıyız? Neyi anlıyoruz değil mi? Şimdi vatandaşımız lösemiye çok aşina oldu. İletişim kanalları vasıtasıyla Türkiye'de lösemi kavramı hemen pek çok vatandaşımızın zihninde var. Ama ayrıntılarını birazdan deşeleyeceğiz. Lösemi çocukluk çağında en çok görülen toplam vücut kanserleri içerisinde en çok görülen bir kanser çeşidi. Tanımı dersek vatandaş arasında daha çok kan kanseri diye algılanır. Aslında çocukluk çağı lösemileri kanserin menşei açısından kanın değil kemik iliğinin kanseridir. Demin dediğim gibi bütün dünyada çocukluk yaş grubunda ülke fark etmeksizin neredeyse toplam vücut kanserleri içerisinde birinci sıklık bugünkü konuşacağımız olan bu kanserdir. Kanser demek şu demektir. Vücutta hangi hücreden menşei alıyorsa alsın, o hücrenin kontrolsüz çoğalma potansiyeline, iradesine ermesi demektir. Dilden menşei alırsa, dil ağza sığmaz, beyinden alırsa, beyin kanseri, karaciğer kanseri, cilt kanseri vesaire. Bugünkü konuşacağımız konu, kemik iliğinden menşei almış olmak demektir. Kemik iliği bilindiği gibi kanımızın bütün hücrelerini üreten bir kök hücreden, ana hücreden, bütün hücreleri üreten bir yer, fabrikasyon. Tek bir hücre üretmiyor, pek çok farklı hücre üretiyor. Bir hücreden doğum olmak üzere. Bu hücrelerden menşe alan değişik tipte değişik kanserleşme özellikleri var. Bugün herhalde onları konuşacağız. Evet hocam, akut lösemileri konuşacağız. Çocukluk çağında yedik ama çocukluk çağında akut lösemiler hangi sıklıkta görülüyor? Bugün yani, konuşalım dedik. Evet. Hangi yaş grubunda görülüyor? Bir de o konuda bilgi verirseniz. Çocukluk çağı dediğimize göre biz genel olarak çocukluk çağını 18 yaşına kadar kabul ederiz. Ama bugünkü konuşacağımız konu
Akut lösemiler, akut demek şu demek ki hızlı başlayan, hızlı ilerleyen, tedavi edilmezse de hızlıca ölüme götürebilen demektir. Dolayısıyla bu tip lösemiler çocukluk yaş grubunda en çok 5 yaşın altındaki çocuklarda görülür. Yani 2 ile 5 yaş arasında, 5 yaş pik yaptığı yaştır. Bunu 10 yaşa kadar da ilave edebiliriz. Ama bunun yanında 2 yaşın altında, hatta çocuk doğduğu zaman annesinden konjenital lösemi diyoruz. Doğuştan lösemi de doğabilir. Veya 18 yaşından, 10 yaşından yukarıdaki, 18 yaşından yukarıda da herhangi vatandaşımızda da olabilir. Ama akut lösemi en çok çocukları ilgilendirir ve çocukların da en çok 5 yaşın altındaki çocukları, o körpe çocukları seçer. Evet hocam. Erkeklerde, erkek çocuklarda kız çocuklarına göre lösemini tipine bağlı olmak üzere birazdan konuşacağız. ALL dediğimiz en çok gördüğümüz akut lösemi tipinde erkek çocuklarda kız çocuklarına göre biraz daha fazla görülür. Ama öbür tipi AML, cinsiyet farkı genellikle yoktur. Yoktur. Bu kanser nedir diye açıklamanız da bu arada iyi oldu az önce de. Şu andaki tanımını yaptığınızda herkesin aklında, çünkü hani çocukluk çağı kanseri, işte lösemi biliyorduk ama işte yaş grubunun bu kadar erken olduğu gibi bir şey bilinmeyebilir. O yüzden teşekkür ediyorum o açıklama için. Peki Hüseyin hocam, bu şimdi akut löseminin ortaya çıkmasında birçok sebep vardır mutlaka. Bu sebeplere neden olan etkenler nelerdir? Burada lösemi dediğimiz zaman genel olarak kemik iliğindeki kök hücrenin kanserleşmesi kastedilir. Bunun sonucu hastalık ortaya çıkar. Fakat niçin oluyor bu kanserleşme? Onun sebebi tıp camiası olarak %100 kesin şuna bağlıdır diye tam olarak aydınlatılmış durumda değil. Fakat suçlanan bir takım etkenler var. Bunlardan bir tanesi iyonize radyasyon maruziyeti. Aşırı miktarda radyasyona maruziyet kalındığı zaman ilerleyen dönemlerde yıllar sonra lösemi dahil birçok kanser gelişebiliyor. Gene bazı ilaçlar, bir takım antikanser ilaçlar özellikle başka bir hastalık sebebiyle de kullanılırsa veyahut da bir kanserin tedavisinde kullanılır, yıllar sonra ikinci bir kansere, bunlardan biri de lösemidir, sebep olabilir. Gene benzen dediğimiz ayakkabıcılık sanayinde kullanılan, yapıştırmada kullanılan maddelere fazlaca maruziyet olması löseminin tetiğini çekebilir. Burada gene bazı viral enfeksiyonlar da suçlanmış. Birçok gribal virüsler, EBV vesaire. Bu virüslerle kemik iliğinde kök hücre muamele olduğu zaman sınırsız çoğalma imkanı oluyor. Zaten lösemi dediğimiz şey kanserleşme olduğu zaman kemik iliğinde kök hücrede programlı hücre ölümü duruyor. Yani hücreler yeterince çoğalıp durması gerekirken durmuyor. Aşırı çoğalma kapasitesine sahip oluyor ve durmadan kendini kopyalıyor, çoğaltıyor. Yani olgun normal kırmızı ve beyaz kan hücreleri üretmek yerine durmadan kanserli hücreler üretiyor. Bu da kanla tüm vücuda yayıldığı için lösemi hastalığının temelleri ortaya çıkmış oluyor. Peki hocam, akut lösemide ne gibi belirtiler oluyor? Evet, bu çoğalmayı, durdurulamamayı saydınız ama Ümran hocam, sen alabilir miyim? Hüseyin'in bahsettiği gibi sebep %100 belli değil. Ama şu bilinen bir şey, genetik yatkınlık haricindeki genetik yatkınlığa sebep olan bildiğimiz pek çok durum vardır. Tek yumurta ikizi, işte Fanconi gibi, başka Down sendromu gibi. Bunlar olmasa bile çevresel etkenlerle, ki Hüseyin biraz önce onlardan bahsetti, çevresel etkenlerle kemik iliğindeki kök hücrenin veya kök hücrenin diferansiyel farklılaşmasını konumundaki olan körpe hücrelerin durmadan çoğalmasıyla karakterize mutasyon dediğimiz, o hücrelerin çekirdeğinde mutasyon oluyor, değişiklikler oluyor ve bu değişiklik neticesinde bu hücre durmadan çoğalıyor. Freni basıp da duramıyor yani. Evet. Dolayısıyla durmadan çoğaldığı için daha sonra kan kemik iliği ürettiğini normalde kana veren bir havuzdur. Burada da bu kötü hücreleri kana verdiği için bütün vücuda yayılıyor. Dolayısıyla bütün diğer vücut kanserler için, erişkin de söz konusu, çocuklarda kanserler açısından lösemi dağılım, vücuda dağılım yönü kan yoluyladır. Kan yoluyla olmasından dolayı da çok hızlı gider ve tedavi edilmezse süratlice de ölüme götürmek niteliğindedir. Böyle bir hastalık. Tabii burada etiyolojik olarak vatandaşımızın da biraz dikkat etmesi açısından bazı şeyler söylenebilir.
İşte benzen dedi Hüseyin, benzen ayakkabı sanayinde, asfalt sanayinde veya sigara içmeyle. Bugün de onu da vurgulamış olayım bu fırsatla. Çocuklar için pasif içicilik de mi hocam? Aynen şekilde. Yani anne ve babanın veya bir ortamda sigara içiliyorsa onun yanındaki de aynı derecede etkileniyor. Bugün benzenle ilişkilendirilecek konumun en sık gerekçesi kronik sigara içimidir veya pasif kalmak demektir. Şu gösterilmiş, bir ömür boyunca sigara içenlerde Hiroşima'ya veya Nagasaki'ye atılan atom bombası kadar radyasyonun kişinin kendi eliyle vücuduna ithal etmesi söz konusu. Artı bir sürü de toksik maddeler. Bu arada da benzen. Benzen uçucu bir gaz ve sigara içiminden dolayı da vücuda girmektedir. İşte bu benzen kemik iliğindeki kök hücre ve onun farklılaşması durumundaki olan körpe hücreleri de mutasyon yaptırıp kanserleşmeye, lösemiye yol açma gibi bir döngüye yol verdiğini iyi biliyoruz. Hatta bu konuda dünya literatüründe de ilk defa memleketimizden bu konuda bilimsel katkılar gelmiştir. Rahmetli Muzaffer Aksoy hocamız bir hematologtur, erişkin hematologtur. Dünya literatürüne benzenin lösemik etkisi olabileceği, hatta aplastik anemi dediğimiz kemik iliğinin iyi çalışamaması durumuyla da ilişkili olabileceğini ilk işaret eden müelliflerden, bilim adamlarımızdan birisidir. Bu arada kimyasal maddeler, diğer kimyasal maddeler, Hüseyin bahsetti bazı virüsler, iyonize radyasyon, bunlar kaçınamayacağımız, çevremizde evet, her zaman kaçınamayacağımız değişik, hepimizi etkileyebilecek risk faktörlerindendir. Hatta bu arada öğrencilere de ben derste bahsederim. Giderek artan saç boyalarıyla da ilişkilendirilen bilimsel yayınlarda vardır. Evet. Yani buradan kısadan ise vatandaşlarımıza şu nusalık verelim. Mümkün mertebe tabii yaşamak lazım. Ne kadar elden geliyorsa katkı maddeleriyle veya boyalarla, şunlarla, bu sigarayla pek fazla ilgilenmemek gerekiyor. Kimse çocuğuna kıyamaz. Yani, normalde bu dediğiniz şeyler birçok kişinin işte kullandığı maalesef. Değil mi? Etkenler. İşte bu etkenlerle ve bütün bunların hepsini de çok iyi bilemiyoruz. Hatta kimyasal ve zirai kirliliklerle de, endüstriyel kirliliklerle de ilişkilendiren yazılar da var. Pestisitler, insektisitler vesaire. Bütün bunları yani sivrisineği öldürmek için evimizde kullanıyoruz değil mi? Kaldı ki bağlar, bahçeler, tarlalar ilaçlanıyor. Bunlardan ne kadar suyla, yediğimiz gıdalarla bu ilaçların kırıntılarını alıyoruz? Bunların hesabını yapan bir ülke şeklinde değiliz. Bunu yapan ülkeler var ve inceden ince de denetliyorlar bu işleri. İşte bütün bunların etkisiyle çevresel etkenlerle kemik iliği vücutta en çok hedef bilinen yer oluyor ve birinci sıklıkta da çocuklarda lösemi dediğimiz durum oluşuyor. Memleketimizde ikinci sıklık lenfomalardır. Beze kanseri dediğimiz. Daha sonra diğer tümörlerin sıklığı gelir. Şimdi sizin soruya gelirsek ne gibi belirtilerle geliyor bu hastalar? Şimdi kemik iliğinden, bu kök hücreden üretilen hücreler vücudumuza 3 hücre şeklinde kanımıza verilir. Birincisini halkımızın bildiği gibi al yuvar diyoruz. İkincisine de ak yuvar diyoruz. Üçüncüsü de trombosit dediğimiz hücreler. İşte bu hücreler, Hüseyin bahsetti, kanserleşen hücreler olgunlaşıp da bu son söylediğim 3 hücreye gelemiyorlar. Farklılaşamıyorlar. Yani hep aynı hücre durmadan çoğaltılıyor. Böyle olunca da kemik iliğinde alivar sentezi, fabrikasyonu azalıyor, akyuvar sentezi azalıyor ve trombosit sentezi azalıyor. Dolayısıyla kana verilen bu 3 hücre de az olduğu için bunların azlığının klinik tezahüratını görüyoruz. Örneğin alivar azlığı, ki kanımızın oksijenini taşıyan hücrelerdir, her nefes alışverişte oksijen ve karbondioksit gaz exchange'ini sağlayan hücrelerdir. Bu hücreler azaldığı zaman anemi dediğimiz şikayetler ortaya çıkar. Halsizlik, yorgunluk, solukluk, kilo kaybı vesaire gibi. Lökositlerin, yani ak yuvarların azlığına bağlı olmak üzere nötropenik semptomlar dediğimiz, işte ateş, vücudumuza giren her mikrobu ilk karşılayan hücrenin yetersizliğinden dolayı ateşle gelirler. Bir de trombositlerin azlığına bağlı da vücuttan
vücudun içine veya vücudun dışına olan kanamaya eğilim klinik tablosuyla gelirler. Çünkü bu trombositler kanımızın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerdir. Dolayısıyla ciltte peteşi purpura dediğimiz cilt içi kanamalar, burundan, diş etinden, vücut içine veya vücut dışına başka kanamalar olur. Burada vatandaşlarımız bu üç bulgunun toplamının kemik iliğinden kaynaklandığını çok rahatlıkla düşünmeliler. Nasıl ki başımız ağrır, bulantı kusma olur, görmemizde tuhaflık olursa beynimizden şüpheleniriz. Bu söylediklerimde yani anemi şikayetler, halsizlik, iştahsızlık, yorgunluk, solukluk, artı ateş ve de artı vücudun içine veya dışına olan kanamaların ortaya çıkmış olması hemen kemikliğini hatırlatıyor olmalıdır. Hocam kanamalar dediniz ya, o kısmı görünce mutlaka ailenin aklına gelecektir ama ilk iki söylediğiniz hani yüksek ateşte ya da bir halsizlik varsa, tabii, işte kansızlık varsa onda direkt akla gelmeyebilir. Tabii ki. Ama genellikle bunların kombinasyonu ağırlıklı gelir ama tekli gelen hastalarda yok değildir. Orada içinden çıkılamayacak hastaları işte hematoloji departmanına yönlendirmek uygun olacaktır diye düşünüyorum. Belirtilerini saydı Ümran Hocam bize. Hüseyin Hocam peki bu akut lösemin tipleri var mıdır? Evet. Hocam da gayet güzel bahsettiği gibi çocukluk çağının en sık görülen kanseri akut lösemilerdir. Bunun da iki tipi var. Akut lenfoblastik lösemi ve akut miyeloblastik lösemi. ALL diye kısaltıyoruz. Akut lenfoblastik lösemi daha sık görüleni. Nispeten AML'ye göre kötünün içinde biraz daha iyi olanı. Ama bunun da kendi içinde bir takım risk grupları var. İşte hastanın yaşına göre, ilk geliş kan sayım değerlerine göre, işte bir takım tanağında genetik anormallikler olup olmamadığına göre ve o kanserleşen hücrenin bazı özel hücre yüzeyindeki reseptörlerinin durumuna göre, tipine göre tiplendirme yapıyoruz. Buna göre tedavisini de yönlendiriyoruz ve prognozunun gidişatının nasıl olacağını tahmin ediyoruz. ALL, AML'ye göre biraz daha sık görülüyor. Akut miyeloblastik lösemi ise ALL'ye göre biraz daha az görülür ama nispeten daha yüksek risk grubundadır. Tedavi başarısı gene yüksek olmakla birlikte kısmen ALL'ye göre biraz daha azdır. Fakat bunun da gene kendi içinde düşük ve yüksek risk grupları var. Fakat ALL'ye nispeten daha kötü bir hastalıktır ve tespit edildiğinde bazı düşük risk grupları hariç kök hücre nakline yönlendirilmesi gereken bir kanser tipidir. Evet. Peki hocam o kadar çok şey saydınız ki bu hastalıkta laboratuvar anormallikleri mutlaka görülüyordur. Bunlar evet. Nelerdir? Evet. Şimdi hastalar bize deminki bahsettiğimiz şikayetlerle gelirse biz hemen muayenesine geçeriz. Muayenesinde lösemilik çocukların veya ailelerin yine buradan dikkat edeceği şeyler, farkındalık açısından söylemiş olayım. Lenf bezelerde büyüklükler. Bunları muayenede tespit edebiliriz. Çünkü kemik iliğinden çıkan bu lösemik hücreler vücuda kan yoluyla bütün vücuda yayıldıkları zaman gittikleri organlara çökerler ve orada da durmadan çoğalırlar. Çoğaldıkları zaman da ilgili organlar büyür. En çok büyüyen organlar tabii olarak bu lenf bezleridir. Karaciğer ve dalaktır. Dolayısıyla biz bu hastaların lenf bezelerinde boyunda, koltuk altında ve kasıklarında lenf bezlerinin büyüdüğünün farkında varırız. Artık karaciğer ve dalağının büyüdüğünün farkında oluruz. İşte böyle bir durumda deminki şikayetler artı şu klinik bulgu bizi en çok yönlendirecek yer olan kemik iliğinin böyle bir kanserli yönü yani lösemi olmasını aklımıza getiririz. Hemen bu noktada çok basittir bu hastalığın teşhisini koymak. İnanın çok basittir. Memleketimizin geneli için söylüyorum. Ben bir de iç eleştiri yapmış olayım. Genellikle tıp fakültelerimizde mezun olan hekimlerimiz bu konuda yeterli eğitimi almakla beraber tababet hayatında mikroskopa başvurma ve periferik yayma dediğimiz kan sayımından sonra parmak ucundan alınan kan numunesinin bir damlanın lema yayılarak mikroskop altında inceleme hususunda yeterli aktivite göstermedikleri için bu vakalar bazen değişik değişik merkezlerde dolaşırlar. Yani böyle bir hastada biz ilk planda ne yapıyoruz? Total kan sayımı yapıyoruz. Total kan sayımında biraz önceki bahsettiğim o kemik iliğinden fabrikasyonun bozulmasıyla ilgili bu üç hücrenin problemlerini kan sayımından rahatlıkla görebiliriz. Neler görürüz yani? Hemoglobin dediğimiz alivar eksikliğinin işareti olan düşüklüğü genellikle.
beyaz küre yüksekliğini, işte alüver yüksekliğini, bunun içerisinde de nötropeninin varlığını o çıktılardan rahatlıkla algılarız ve bir de trombositlerin azaldığını görürüz. Bunlar bize kemikliğinden bir tuhaf yapım olduğunun ifadeleridir ama esas lösemiye götürecek ana çalışma mikroskopa oturup parmak ucundan alınmış bir damlanın cama yayılıp da incelendiği periferik yayma dediğimiz o basit metodu mikroskopta o kanını incelemiş olmak. İncelendiği zaman da işte normalde hiçbir insanın kanında bulunmayan lösemik hastalarından kanında bulunan kemikliğindeki bu kanserleşmiş olan hücrelerin kana çıkmış ifadeleri olan blast dediğimiz hücrelerin varlığını görmüş oluruz. Normalde hiçbir şekilde bunlar görülmez. İşte kemikliğindeki bu blastların kana çıktığını gören hekim burada hemen artık uyanacaktır lösemi yönüyle. Ama bu hastalığın ana kaynak yeri, menşe yeri demin ifade etmiştim. Halk arasında kan kanseri denilen şeyin orijin aldığı yer kemik iliği olduğu için biz kemik iliğinden de örnek alırız. Yani erişkinlerde daha çok sternum olmakla beraber, yani buradaki kemik olmakla beraber çocuklarda daha başka kemiklerden bir damla alıyoruz. Onu da lambda yayıp mikroskop altında inceliyoruz. Dolayısıyla orada kesin teşhise varmamak mümkün değil. Esas kaynağa inmiş oluyoruz. Orada durmadan artan bu hücrelerin varlığını gördükten sonra Hüseyin'in bahsettiği gibi löseminin tipine de eriyoruz. ALL mi, AML mi? ALL ise hangi tipi? AML ise kendi içinde onların tipleri vardır. Dolayısıyla bu morfolojik değerlendirme yapıyoruz. Tabii bunun yanında tanı açısından, laboratuvar açısından şu anda vatandaşımızı çok fazla ilgilendirmeyen çok ileri çalışmalarında yapılıyor olması lazım. Bunların bir kısmı genetik çalışmalar. O genetik çalışmalarından maksat o kanserleşen hücrenin çekirdeğinde, DNA'sında hangi mutasyon, bozukluk olmuş da bu kanserleşmeye tetik çekmişin cevabını arıyoruz. Ve flostometri dediğimiz bir aletle de kanserin cinsini hem gözle gördüğümüz gibi onun kimlik markerlarını, işaretlerini özel aletlerle de belirleyip hastalığın tam adını soyadını belirlemiş oluyoruz. Zor şeyler değil yani. Bunu rahatlıkla bir pratisyen hekim sağlık ocağında veya bir aile hekimi rahatlıkla lösemiden şüphe edebilir. Tipini söyleyemese bile adını yani lösemi şüphesiyle gönderiyor olması güzel bir şeydir. Batı standartında bir yaklaşımdır. Ama genellikle bizim ben 40 senelik hekimi gördüğüm şey lösemi ön tanısı olabildiği gibi farklı farklı şeyler de oluyor. Yani buradan hekimlerimize mikroskopa eğilip bir bakmalarının önemini belirtmiş oluyor. Aslında birinci basamak hekimlerine de değil mi? Buradan bir mesaj yani, vermiş oldunuz. Gümrün Hocam laboratuvar hani anormalliklerini sordum ben. Birçok şey anlattı ve birinci basamak hekimi çok rahatlıkla kan sayımı düşünebilir dedi. Periferik yayma. Evet. Peki Hüseyin Hocam hani hastanedesiniz artık hatta üçüncü basamak. Kesin tanı veya tanı nasıl konuyor? Öyle sorayım size. Bir de tanı süreci zor mu? Çok şey anlatıldı gibi geldi. Yok. Hiç zor değil. Hocam gayet güzel özetledi. Şimdi biz hastanın hikayesini, fizik muayenesini ve laboratuvar bulgularını birleştirip bu şekilde tanı koyuyoruz. Az önce de gayet güzel bahsedildi. Hikayesinde işte kemik iliğinde normal kan üretiminin bozulmasına bağlı nötrofil dediğimiz vücudu koruyan hücreler düştüğü için yüksek ateş ve enfeksiyonla gelebiliyor bu hastalar. Veyahut da anemi, halsizlik, solukluk veya trombosit düşüklüğüne bağlı morarmalar, kanamalar görülebiliyor. Bazen de bu şikayetler dışında İzah edilemeyen kemik ve eklem ağrıları, çok uzun süren, bazen romatizma zannedilip mesela uzun süren eklem ağrılarında alttan lösemi çıkabildiği olabiliyor. Eğer izah edilemiyorsa bir hematoloji bölümüne mutlaka gönderilmesi lazım. Gene bazen izah edilemeyen ateş durumları oluyor. Ateş oluyor, bir ay iki ay sürüyor, hiçbir sebep bulunamıyor. Bazen bu tür lösemi, lenfoma dahil kanserler çıkabildiği olabiliyor. Hasta genellikle bu tür şikayetlerle geliyor. Fizik muayenesinde de az önce de bahsedildiği gibi lenf bezleri, karaciğer dalak büyüklükleri vesaire görülebiliyor. Veyahut da çürüklükler, morarmalar vesaire. Kesin tanı için kemik iliğine geçmeden önce kan sayımında anormallikler olur. Genellikle de birden fazla seride hem beyaz kürede hem hemoglobin hem trombosit değerinde anormallik olur ve
parmak ucundan aldığımız yaymada kanserli hücreleri çoğu zaman görürüz. %95 vakada görürüz. Ama %5 vakada bazen daha henüz başlama aşamasındadır. Parmak ucunda aldığımız yayma normal olabilir. Kan sayım değerleri de normal olabilir. Orada klinik bulgulara şüphe duyuluyorsa kemik iliği aspirasyonunda tanı konur. İşte kemik iliği aspirasyonunda bu kanserleşen hücreler belli oranı geçtiği zaman %25'i geçtiği zaman tanıyı koyuyoruz. Daha sonra da tiplendirme için gerekli çalışmalar hocam da bahsettiği gibi yapılıyor. Teşekkür ediyorum. Şimdi kısa bir reklam arası var, sonra tekrar birlikteyiz. PRP nedir? Doktorunu dinle, doğrusunu öğren.